Mobilya sektöründe özellikle koltuk imalatında uzmanlaşan Safran Koltuk, mobilyanın marka kenti İnegöl'de aile şirketi olarak yoluna devam ediyor. Baba Osman Büyüksoy yarım asra yaklaşan tecrübesini oğullarıyla paylaşıyor, ortaya ihtişamlı göz alıcı modeller çıkıyor. Deyip geçmemek lazım. Zira bir evin ruhunu yansıtan en önemli etkenlerden biridir salonu süsleyen koltuklar. Kimi klasikten vazgeçmez, kimi tercihini modern çizgilerden yana kullanır. Ancak avantgard mobilya tutkusu yıllara meydan okur. Birbirinden şık ve asil koltuklar uzun zaman zevkle kullanılır. Mobilya sektöründe 1970 yılına dayanan tecrübeyle İnegöl'de koltuk üretiminde isim yapan Osman Büyüksoy, 2000 yılında üretime başlayıp 2007'de Safran Koltuk markasını tüketicilere tanıtıyor. Bu süreçte Osman Usta'nın en büyük destekçileri oğulları oluyor. 1970'te Ankara sitelerde başladım. Malum aslen Yozgat'tayım ben. Hani bizim orada fakir çocuklar genelde büyük yerlere, büyük kentlere bir meslek öğrenmeye, meslek edinmeye gönderilir. Biz de 70'te geldik. Nur içinde yatsın, güzel ustalar sayesinde yetiştik. Azmettik. Bizim de içimizde bir istek vardı. Bu isteğe tabura kararak getirdik buralara kadar. Yani 5 yıl sonra bir yarım asır gibi bir şey oluyor. Çocuklar oldu. Evlendik, büyüttük çocukları. Okuyan okudu, okumayan da yetiştirdik mesleği. Kendi baba mesleklerini sevdiler. 2007-2008 yılları arası İnegöl'de başladık ufak bir çapta. İşini büyük bir aşkla yapıyor Osman Usta. Ustalıktan emekli oluyor ama işten uzak kalamıyor. Osman Büyüksoy oğullarının da kendi mesleğini seçmesinden büyük gurur duyuyor. Meslek aşkı bende büyük. Ben emekliyim. Şu yaşa geldim, sabah çocuklarla beraber gelip yani geziyorum. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Gereken eksik yerlerini bir baba olarak tamamlattırıyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Yani beni mahcup etmediler. Bundan sonra da iyi bir yere geleceklerine ben eminim. Osman Büyüksoy kaliteden vazgeçmiyoruz diyor ve ürettikleri mobilyalara duydukları güvenle garanti süresini 10 yıl uzattıklarını dile getiriyor. En önceliğimiz işimizde dürüstlük, yapılan modellerin, yapılan takımların, yapılan işlerin yani gereği neyse öyle yapılmasını biz uygun gördük. Ben ürünüme kullanım ömrü veriyorum 10 yıl. Bizim şeylerimizde de yazar, taahhütlerimizde, belgelerimizde. Yani bu şaka değil, bir gerçek. Hiçbir firma 10 yıl bir ürünün bu kadar peşinde durmaz zannetmiyorum. Tarzlarını da konuşuyoruz Osman Usta'yla. Ahşapla kumaşın, boyanın bütünlüğünü koyduğunuz zaman ben koltuğum diyen koltuklar, bizdekiler bu. Bir yemek odası, bir salona koyuyorsunuz. Yanına bir koltuk, klasik avantgard veya da klasik ağır koyduğumuz zaman ikisi birbirini bütünlüyor. Klasik ortaya çıkıyor. Ahşabın olanca asaletiyle kendini gösterdiği koltukların iskeletinde özellikle dayanıklılığıyla bilinen gürgen ağacı tercih ediliyor. İskeletten döşemeye her takım için çok büyük bir emek harcanıyor. Biz bunun temel şeyini, iskeletini yani ahşap kısmını Adana'da yaptırıyoruz. Orada çok değerli ustalarımız var. Yani ufak bir hatasız gönderiler oradan buraya. Boyahanemiz bizim 1250 metre şu an bulunduğumuz yerin altında. Boyasını iskelet boya gösterir. Döşemeden ziyade boya gösterir. Boya çok önemli. Ahşabı sadece yüzünü renk vurup da kenara kaldırdın mı parlak bir şey görünüm ortaya çıktı mı tamam klasiktir denmemesi lazım. Ağaçla boyayı biz bütünleştiriyoruz. Üzerinde kumaş da zaten bellidir. Klase avantgarda giden kumaşlar bellidir. Piyasamızda çok güzel kumaşlar var. Bu üçünü iskelet, boya, döşeme. Malzemeden de kesinlikle kaçmıyoruz. En iyisi, en güzeli neyse onu kullanıyoruz. Sanatı da üzerine koyduğumuz an şekil ortaya çıkıyor. Osman Usta yarım asra yaklaşan tecrübesiyle oğullarına el veriyor. Ortancıl oğlum Recep güzel de bir
kabiliyeti varmış, işi de sevdi aynı benim gibi. Yani o kendiliğinden akşam durur mesela, kafasından bir şey canlandırır, sabah gelir bir şekil çıkarır ortaya. E bu da bizi gururlandırıyor. Yani şurada bir eksiklik var Recep, bunu tamamlarsak daha güzel olur. Mutabık alıyoruz, şekil çıkıyor. Büyük oğlum Nadir, işletme fakültesi mezunu, o bizim finansal şeyimizi, müşteri potansiyelimizi, müşteri ilişkilerimizi o temin ediyor. Recep dediğim gibi buranın genel ağırlığı bunun üstünde, üretimle ilgili, modellerle ilgili. Emre dışarı işimizi şey yapıyor, biraz ufak dedik, genç dedik, bu piyasayı öğrensin. Bunu da bir pazarlama amaçlı yetiştirelim istiyoruz. Aylık üretim kapasitesi talebe göre değişmekle birlikte 150 takımı buluyor. 35-36 kişi sadece döşemede var. 10-15 kişi boyada var. 40 kişiye yakın bir eleman ekibimiz var. Aylık ortalama ağır takımlar olsa yurt dışı için 10 oturumlu istiyorlar ki bu biraz teferruat istiyor. Ondan 120-125 arası aylık. Ama yurt içi için avantgard tarzı biraz daha hafif klasik şey yaparsak 150'ye kadar çabalıyoruz yani. Dış pazarda özellikle Orta Doğu'ya hitap edilmesi, bölgede yaşanan savaşlardan olumsuz etkilenilmesi sonucunu doğuruyor. Hal böyle olunca fuarlar önem kazanıyor. Yaralar İstanbul'da mobilya sektörünün kalbinin attığı İSMOB'da sarılıyor. Burada güzel iş bağlantıları yapılıyor, yerli ve yabancı fuar ziyaretçilerine en yeni modeller tanıtılıyor. Geçen seneye kadar dış ihracatımız çok güzeldi. Irak ağırlıklı. Biliyorsunuz işte yurt dışındaki Orta Doğu'nun huzursuz hali işe de yansıyor, bizlere de yansıyor. Aşağı yukarı %30'u şu an yurt dışı. Geri kalan %70 de yurt içi. KOBİ'lere ihracat konusunda verilen desteğin artırılmasını talep ediyor Osman Büyüksoy. Bu sayede istihdamın da artacağını dile getiriyor. İhracatın önünü biraz daha açarlarsa yöneticilerimizden, idarecilerimizden biraz daha bizim gibi küçük çapta büyük işler becerecek esnafların peşine gelirlerse, onların derdini dinlerlerse, yani değil 35 kişi, bir 135 kişi daha çalıştırırız. Osman Usta çok cüzi bedellerle girdikleri işi 2007'den bu yana büyük bir özveriyle büyütüyor. Büyüksoy gençlere sesleniyor, yeni bir işe gireceğiniz zaman paranıza değil, bilginize ve cesaretinize güvenin diyor. 2007-2008 yılında çok cüzi bir rakamla başladım. Burada illedeki parayla bir şey yapılacak diye bir kural da yok. Bunu da söyleyeyim. Bilakis genç bu işi yapan arkadaşlar için söylüyorum. Parasız bu iş olmaz lafı hikaye. Çalışmak lazım, çalışmak lazım, çalışmak lazım. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Sadece kendi çocuklarına değil, İnegöl'de mobilya sektörüne adım atan çok kişi de emeği bulunuyor Osman Usta'nın. İnegöl mobilyasının koltukta dünyaya adını duyurmasına da katkıda bulunuyor. 93'ten sonra İnegöl'e mobilya değil de koltuk üzerinde çok büyük emeklerim var. Bundan önceki oda başkanımız da beni dinliyordur. Çok severim, takdir ettiğim Ahmet Bey'e de, Ahmet Güleç Bey'e de buradan saygılarımı sunuyorum. Yani onların koltukta mücadele etmeleri, bizim de gayret etmemiz, İnegöl mobilyasını ve koltuğunu dünyaya tanıttık. Burada zerre kadar bir emeğim varsa çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Ya bunu kabul eden de olur, etmeyen de olur. Benim için hiç önemli değil. Benim için şu an geldiğim bir yer önemli. Osman Usta denilmesi zaten bana yetiyor. Para hiç önemli değil. Bundan ben mutluluk duyuyorum. En az 200'e yakın eleman yetiştirdim. Ben öyle tahmin ediyorum ama belki fazla, belki aşağıdır, bilmiyorum. Çocuklarına ve torunlarına itibarlı bir geçmiş bırakacak olmak en büyük mutluluğu Osman Büyüksoy'un. Torunlardan isteği ise dede mesleğini sürdürmeleri. Ben sizi Osman Usta'nın çocukları diye bir yere getirdim. Bunu çocuklarınıza da Osman Usta'nın torunuydu bu dedirtirseniz en büyük şeyim bu olur. Benim parayla işim olmaz. Benim şahsım ve şahsiyetim, sizlerin de çocuklarıma söylüyorum. Şu İnegöl'de iyi bir terbiyeli, ahlaklı
yürümeniz, bir işi güzelce tertemiz başarmanız benim en büyük mutlu eden unsurlardan biri olur. Benim istediğim gelecek nesillere babamın şeyi buydu, bunu aşılayalım. Çünkü yanılmazlar, kaybetmezler, kazanırlar. Azmedilirse başarılamayacak hiçbir şey yok diyen kurucu Osman Büyüksoy sözlerinin sonunda gençlere öğütlerde bulunuyor. Ben ilkokul mezunuyum. Burada bir kuruluşumuz, mobilyayla ilgili bir kuruluşumuz bizi belediye başkan yardımcısı da dahil yurt dışına sürekli 3-5 firma böyle toplanır, 15-20 kişi kafil halinde gezeriz. Ben geçen yıl Katar'a gittim. 4-4,5 saatlik bir yolculuk. Bir hafta kadar kaldım. Ben Türkçeyi zor çeviren bir insan. Bu mesleki bilgim dolayısıyla Katar'da ben mal sattım. Koltuk sattım, koltuğumu pazarladım. Ve genç, dinamik arkadaşlar nasıl yaptın, ne yaptın Osman amca? Vallahi ben sattım dedim. Ya bir tır kadar sattım. Siz ne yaptınız? Vallahi biz veremedik. Şimdi o işi uçağa binmeden önce pasaportu aldı mı? Ben buraya ürünlerimden bir seferde olsun vereceğim dedim mi veriliyor. Dil önemli değil. Dil önemli değil. Yani o işi şu an bir 30 sene daha genç olsam. 30 sene daha genç olsam. Çok şeyler yapacağım. Yoruldum.